Merhaba, Yan Yol'un 16. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tartışacağımız soru, kadın erkek eşitliği mümkün mü? Biz bu soruyu merak eden ne ilk ne de son kişileriz ve muhtemelen bağlayıcı bir cevap da çıkmayacak bugünkü sohbetten. Zaten amacımız bu da değil, sadece bu birçok kişi gibi bizim de aklımızı kurcalayan bir soru olduğu için neden tartışmayalım ki dedik. Bu programın akışını hazırlarken ilham aldığımız noktalardan bir tanesi, geçtiğimiz aylardaydı yanılmıyorsak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KADEM'in, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin bir hizmet binasının açılışında söylemiş olduğu şu söz oldu. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun, eksiktir, yarımdır. Bu tanıma göre şu an stüdyoda aramızda tam olanlar da var, yarım olanlar da var. Onun için bununla ilgili bir sohbet yapalım diye düşündük. Bizi izleyenler arasında da çeşitli profillerde kadınlar, erkekler olduğunu tahmin ediyoruz. Biz bu konuyla ilgili bakınırken neler konuşabiliriz, neler araştırabiliriz diye Journo.com.tr'de Sevim Gözay'ın bir haberine rastladık. Bu sözle ilgili çeşitli akademisyen, uzman ve sanatçılara sorular yöneltmiş, onlardan bazı cevaplar almış. Biz bu haberi çok beğendik. Konuşmak istediğimiz neredeyse her şeyi içerdiği için bunlardan bazı cümleler okuyacağız. Program böyle devam edecek bugün. Ben cümleleri okuyacağım ve sonra hepimiz bunlara katılıp katılmadığımızı veya bunlar hakkında ne düşündüğümüzü söyleyeceğiz. O zaman isterseniz başlayalım. Özür dilerim. Açıyorum, evet. Şule Öncü, uzman psikolog ve psikoterapist kendisi. Şöyle bir alıntı yapıyorum onun Sevim Gözay'ın haberinde söylediklerinden. Bugün anneliği reddetmiş görünen kentli kadınların önemli bir yüzdesi, ebeveyn sorumluluğunu paylaşacak yetişkin erkek kıtlığı yüzünden çocuk yapmamıştır. Ve maalesef bu işin de vebali, misal, geçimsiz olduğu için koca bulamadığı farz edilerek yine kadına yükleniyor. Ergen kalmakta direnen, hayatı ucuza getirmeye çalışan erkeğin faturasını da kadın ödüyor. Dolayısıyla kadının sorumluluğu kadar erkeğin sorumluluğunu ve hali hazırdaki mutasyonunu da anlamaya çalışmak gerek. Katılıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Önce eşitlikle ilgili nasıl bir tanım yaptığımızı tanımlarımızdan bahsedecektik. Çok haklısın. Hatırlattığın için çok teşekkürler. Biz bu programın duyurusunu yaptığımızda zannediyorum Instagram'dan da bir yorum da geldi. Biz çok seviyoruz yorum görüş gelince. Onun için ilgileniyorsanız bekleriz. Şöyle denmişti. Bu kadar geyik bir soruya ancak bu kadar geyik bir cevap verebilirim dendi. Eşitlikten ne anladığınıza bakar gibi. Biz onun için belki de önce eşitlikten ne anladığınızı söyleyin siz. O tanımları bir masaya koyalım. Ondan sonra ben tekrar okuyacağım pasajı. Ne anlıyorsun sen kadın erkek eşitliğinden, Irmak? Bu soruyu ben de düşündüm. Özellikle Instagram'dan o yorum gelince. Seçme özgürlüğü gibi bir cevap geldi ilk başta aklıma. Ama bence sorulması gereken soru şu. Bu seçimin arkasında yatan sebepler ne? Yani bir kadına tamam senin seçme özgürlüğün var. İstediğin, istersen çalış, istersen evinde otur, istersen evlen, istersen evlenme gibi bir olanaklar dünyası olabilir. Ama o kadın yaptığı seçimi neden yapıyor? Bence bu sorunun cevabına mutlaka bakmak lazım. Çünkü özgür olduğunu düşündüğümüz seçimler aslında o kadar özgür koşullarda yapılmıyor olabilir. Yani bunu sadece, bunu kendi sosyoekonomik grubumuzdaki kadınlar için de, yani bizim için de aynı şey geçerli. O koşulları mümkün olduğunca eşitlemek, yani karar verilen koşulları. Karar verilen koşulların benzer eşit olması. Eşit senin olması. Aynen benim anladığım bu. Senin? Ben bir de bunu tanımını yapmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Kadın ve erkek derken aslında biz sadece biyolojik olarak iki farklı varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız konuşma tabii çok genel. Şöyle ki hani ne kadına ne de erkeği tek bir varlık olarak almak da, sosyolojik bir olgu olarak almak da çok zor. Bizim burada bugün yapacağımız tartışmalarda evet aynı şeyi ben de düşünüyorum ya da aynı şeyi ben de yaşadım diyecekler insanlar olacağı gibi
benim hayatımda böyle bir şey olmasına imkan bile yok diyecek bir sürü insan da olacaktır. Hani biz dolayısıyla burada kadın ve erkek derken çok daha üst bir şemsiye olarak eşitlikten bahsediyoruz. Bir kere onu söylemek isterim. İkincisi benim eşitlik kavramı çok zor bir kavram gerçekten ama bence soru geyik değil. Ona katılmıyorum geyik diyen arkadaşımıza. Ama sorunun geyik olması da sorunun önemsiz olduğunu gösteren bir şey mi? Evet. Değil yani. Geyik önemsizdir. Öyle mi? Evet. Ya geyik hani hayatın anlamı nedir gibi asla bence cevabı bulunamayacak sorular gibi geldi ama tabii ki sen... Yani cevabını bulmak zaten zor bence. O yüzden bu kadar uzun zamandır tartışılıyor. Ya da nasıl mümkün kılınacağı ile ilgili tartışman çok uzun zamandır sürüyor ama bence geyik değil yani hani... Sen onu bize yazan arkadaşımızın da onu çok içtenlikle tukaka etmek için yazmadığına da inanarak söylüyorum. Bence geyik değil yani. Fakat benim eşitlikten anladığım şey şu, daha doğrusu hani mümkün olabileceğini düşündüğüm eşitlik, tercih yapma eşitliği, erişim eşitliği ve hak eşitliği. Onun dışında zaten her şeyin çok farklı olduğunu kabul ediyorum. Fakat Irmağa da söyledim onun sohbetini yaparken, kadın ve erkeği... tercih yapabilme eşitliği noktasına getirebilmek, erişimle ilgili olarak her eğitim, sağlık vesaireyle ilgili her şeye erişmede eşit konuma getirebilmek ve eşit hakları sağlayabilmek için aslında pozitif ayrımcılıklar yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü bu üç eşitliği sağlayabilmek için şu anda mevcut olan eşitsizlikleri iyi anlamak, o eşitsizliklerin bu eşit sürece bizi nasıl götüreceğini çözmek için bazen erkeklere, bazen kadınlara göre farklı uygulamaların yapılmasını gerekli kılacaktır. Dolayısıyla zaten aslında süreç eşitsiz olacak. Yani hani eşitlikle eşitlik sağlanamaz. Tamam. Eşitsiz bir ortamda. Evet. Eşitsiz, yani zaten hali hazırda eşit olmayan iki varlıktan bahsederken, ki bu varlıklarda hani çok net olarak tanımlanması, yapılması kolay olmayan şeyler olduğu için, hani bizim herhalde burada konuşacağımız şey şu bizim ütopik olarak hani Platon'un mağarasının yansımasında olan o üç şeyse, başlıksa oraya giden yolda da eşitsizlikler üzerinden gitmek gerekecek. İkinizin anlattıklarından benim vardığım sonuç karar verme özgürlüğünde ki eşitlikten bahsediyoruz galiba değil mi? Çünkü senin anlattıklarında biraz... Tabii tercih yapabilme. Evet, tercih yapabilme ve karar verebilme. Evet, içeriyor onu. Evet, doğru. Alanında eşit olmak. Ben bu tanımı önce yapmak yerine önce bir pasaj okudum az önce. İstiyorsanız onu tekrar okumak yerine ne olduğunu evet, şöyle bir özetleyeyim. Uzman psikolog ve psikoterapist Şule Öncü demiş ki anneliği reddetmiş görünen kentli kadınların önemli bir yüzdesi aslında ebeveyn sorumluluğunu paylaşacak yetişkin erkek kıtlığı yüzünden çocuk yapmamıştır. Yani işte geçimsiz olduğu, eksik olduğu, koca bulamadığı için falan filan değil diyor. Ve bunun yine işte bunun vebali de yine kadına yüklenerek şu 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 sebeplerden koca bulamamış diye hani hakir görülüyor bu kadınlar diyor. Ve erkekler hakkında da şöyle devam ediyor. Ergen kalmakta direnen, hayatı ucuza getirmeye çalışan erkeğin faturasında kadın ödüyor. Dolayısıyla kadının sorumluluğu kadar erkeğin sorumluluğunu ve hali hazırdaki mutasyonunu da anlamaya çalışmak gerek. Bu söz hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence Cumhurbaşkanı'nın yaptığı beyanatta gerçeğin çok küçük bir kısmını görerek söylenmiş bir söz. Burada bence gerçeğin daha büyük bir kısmını görme şansımız oluyor. Yani şeyin öbür tarafına da bakmak lazım. Yani tabii ki hani bu... Şimdi o kadar kişiye özel bir durum ki yani bir toplumdaki bütün kadınların neden evlendiğini veya neden evlenmediğini hani belli sebeplerle açıklayamayız. Yani bu da hani toplumun belli bir yüzdesini temsil ediyordur. Yani yetişkin erkek kıtlığı yüzünden çocuk yapmamış ve evlenememiş kadınlardan bahsediyorum. Yani erkeklerin eğilimlerine de bakmak lazım. Yani kadınların tercihlerini işte dediğim şey o. Yani tercih özgürlüğü var derken o tercihler hangi koşullarda yapılıyor, nasıl bir ortamda yapılıyor, erkeklerin eğilimleri nasıl, onlara da bakmak lazım. Ve erkeklerin eğilimlerini bence belli bir grup erkeğin eğilimini güzel yansıtan bir alıntı bu. Biraz bana da yani evet dediğinle şöyle bağdaştırmaya çalışabilirim. Bu sözün son kısmındaki erkeğin sorumluluğundan da bahsediyor ve onun da değişiminden ve onu da anlamaya çalışmamız gerektiğinden bahsediyor. Bu şunu hatırlattı bana. Biz bir iki gün önce programın adını, başlığını ne
yapalım diye karar vermeye çalışırken acaba bu çok genel bir soru mu oldu? Acaba biraz daha spesifik bir şey mi bulsak diye düşündük ve ben şunu önerdim. Kadın olmanın zorlukları gibi bir başlık önerdim. Ama sonra Irmak ve Venice, hayır aslında bu doğru değil çünkü kadın olmanın zorlukları kadar erkek olmanın zorluklarından da toplumun cinsiyetlere yüklediği roller, beklentiler, görevler, biz bunların hepsinden bahsederek bazı şeylerin zorluklarından, kolaylıklarından veya cinsiyetlerin eşit olmamasından bahsedeceğiz. Bu da şunu düşündürdü bana, yani evet hani yetişkin erkek kıtlığı yazıyor burada, sorumluluk paylaşacak. Doğru, hani bunun sıkıntısını çeken büyük bir yüzde vardır. Fakat bu role uyum sağlamak için çaba gösterip yeterince başarılı olamayan ve sıkışıp kalan erkekler de vardır diye düşünüyorum. Yani onların da işi zor demeye getiriyorum kısacası. Ya haklısın o konuda. Fakat şöyle bir şey var. Biz bunu daha önceki programlarımızda da tartıştığımız bir şey vardı. Bizim Y jenerasyonunda zaten yetişkin olmak genel olarak zor bir şey. Yani yetişkin rollerini kabullenmemiz genel olarak zor bir şey. Dolayısıyla geleneksel yetiştirilmemiş, yani geleneksel koşullandırılmamış diyeyim. Hani daha çok bizim gibi özgürlüğü ve bireyselliği üzerinden anne ve babalarının çocukları kalmış olan erişkinler olarak. Şöyle söylemem gerekirse sanırım hiçbirimiz yetişkin değiliz. Dolayısıyla şimdilik yani bugünün koşullarında hani anne olmak için evlenmek gene galiba bugünün koşullarında ve Y kuşağı için söylenebilecek bir şey diye düşünüyorum. Dolayısıyla öyle baktığımız zaman evet galiba öyle yani hani evlenenlerin birçoğu anne olmak için ya da anne olacağını düşündüğü için evleniyor ama biraz önceki söylediğimiz şeye düşündüğümüzde yani aslında bu tercihler meselesinde erişim meselesinde ve tercih yapabilme meselesinde demek ki bir kısıtlama var. Yani demek ki şöyle düşündürüyor bu bizi. Anne olmak istiyorsam, yani birileriyle birlikte yaşayabiliyoruz, senelerce sevgili olabiliyoruz. Hani o zaten bir nevi evlilik hayatı belki de. Ama anne olmak istiyorsak evlenmemiz gerekiyor. O zaman hemen şuradan devam edelim mi? Tam bu dediğinle ilgili bir okuyacağımız pasaj daha vardı. Bunu doçent doktor Murat Önderman'ın yazısından aldım. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden. Şöyle der. Türkiye'de evli çiftler arasında temel duygusal ilişkilerini birbirlerinden çok çocuklarıyla kurma eğilimi yaygın. Aileye öncelikle bir yeniden üretim kurumu olarak bakılıyor olduğunu kabul edersek bu eğilimin ortaya çıkması yadırgatıcı değil. Daha açık bir ifadeyle çocuk yapmak için evleniliyor diyebiliriz. Demin yani. Senin bahsettiğin. Buna katılıyor musunuz peki? Başka sebepler de var ama en büyük sebep bu. Ben de katılıyorum buna. Evet. Yani insan hayatının belli bir aşamasına geldiğinde bir çocuk sahibi olmak ve aile kurmak gibi bir amacı varsa hayatta evlenmek de bunun bir önceki doğal girilmesi gereken bir kapı olarak görülüyor. Evet. Yani ben kendi adıma da evlenmekteki sebeplerimden en önemlisinin bu olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü bir aile kurmak gibi bir isteğim vardı benim. Ve hala evlilik bunun için toplumumuzda en kolay ve kabul edilir yol. Daha doğrusu bize öğretilmiş olan şey bu. Şöyle ki hani çocuklar anne ve baba yani mutlu bir aile ortamında ya da hani İdeal bir aile ortamında yaşayan çocuklar genellikle anne ve babalarından bir tanesini rol model olarak alıp hani onu taklit eder ya, çok daha küçük yaşta gider annenizin rujunu sürersiniz. Saçınızı onun gibi yapmaya çalışırsınız. Onun elbiselerini çok beğenirsiniz. Hani anneniz ya da babanız hani hangisiyse sizin için rol model. Evlenmek de aslında biraz öyle de bir şey. Yani senin biraz önceki söylediğin şeyin içerisinde duydum onu. Aile kurmak dedim. Bak çocuk yapmanın ötesine bir şey daha ekledin ya. Sen kendi anne ve babanın içerisinde yani senin hissettiğin şeyleri de hissedebilmesini sağlayacağın bir ortamı kurmak istiyorsun. Onun işte çünkü benim hayatımın normali oydu. Evet. Onu tekrarlamak tabii istiyorum. Tabii yani onu aynen böyle biz imite ederek devam ettirmek istiyoruz yani tekrar tekrar. Dolayısıyla baktığın zaman sanırım gene bizim grup için. Tabii bu kısıtlı bir grup olduğunu kabul ediyorum. Sanırım doğru yani bu saf. Ve sadece toplumsal baskı da değil aslında. Değil evet. Öyle aslında evliliğin arkasında yani rasyonel bir sebep de var. Yani bir çocuğu büyütmek çok büyük bir yatırım istediği ve bir kişinin yapabileceği, bir kişinin çok zor yapabileceği bir şey olduğu için. İki kişi arasında bu sorumluluğun paylaşılması da ve uzun bir süre boyunca yani bu taahhütten
çok çabuk insanlar vazgeçemesinler diye bu kurum kurulmuş. Hı hı. Yani rasyonel sebepleri de var. Sadece toplumsal baskı da denemez buna. Belki de bu bizim gelecek hafta konuşacağımız güvenle meselesine güven gelebilir. Çünkü gene senin söylediğinde şunu duydum. Yani evliliğin o aile ortamını zorlandığı zamanlarda bile koruyacağını düşünüyorsun. Yani hani yoksa o görev mesela evlenmesen, resmi olarak bir nikah kıyılmış olmasa dahi iki kişi çocuk yapmaya karar verdiler. Aha. O sorumluluğu bir yere kadar paylaşırlar ama hani onun bir garantisi yani garantör olarak onu duydum. Yani eğer yanlış algılamadıysam yani söylediğini. Yani o kurumdan çıkmanın bir maliyeti oluyor. Tabii. O maliyeti yükselten bir kurum. Tabii evet evet. Sözleşme yani. Yani. Bir değil beş kere düşünüyorsun. Aynen öyle. Hı-hı. Evet. Peki şuna ne diyorsunuz? Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden yardımcı doçent doktor Itır Erhard, Cumhurbaşkanı'nın bu demecine yönelik olarak şöyle diyor. Bence tüm bu söylenenler doğal farklılıklar söylemini destekliyor. Bu söylem kadını kırılgan, narin, pasif, zarif, evcimen, sadık, duygularıyla hareket eden, anaç cins olarak kurguluyor. Kadın doğası gereği söylenen, sızlanan bir anne olarak karşımıza çıkar. Erkekse cesur, aktif, sert, güçlü, öfkeli, rekabetçi ve dolayısıyla da kamusal alan için daha uygun cins olarak kurgulanıyor. Doğallık oldukça keyfi tabii. İktidar sahipleri konumlarını meşrulaştırmak için bu kavrama ihtiyaç duyuyorlar. Bunun üstüne neler düşünüyorsunuz? Yani bu doğal farklılıklar söylemi kadın erkek eşitliği konusunda hem lehteki hem aleyhteki insanların sıkça atıf yaptığı bir söylem diye gözlemliyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangimiz başlayalım? Hadi ben başlayayım. Neyse başlayalım. Tamam. Yani doğal olarak farklı olduğumuz çok net. Yani bunu bilimde çok kereler farklı farklı çalışmalarda işte hangi beyin lobumuzdan nasıl çalışıyor vesaire bunları çalışmaları var. Hormonlar üzerinde yapılan çalışmalar var. Hormonların düşünme sistemini nasıl yani kimyasal kompozisyonumuz farklı bir kere. Kesinlikle farklı. Onu kas kompozisyonumuz farklı. Fiziksel yapımız farklı. Yani ortalama olarak da bir erkeklerin ortalama ağırlığıyla kadınların ortalama ağırlığı hani farklıyız. Net. Ama bu farklılıkların sebepleri var. Yani baktığınız zaman tüm memeli hayvanlarda erkek ve kadın yani dişi ve erkek arasında hep farklılıklar var. Bunun fonksiyonel sebepleri de var. Şimdi doğurganlık ve doğurganlığı tetikleyici olan taraflar üzerinden konuştuğunuz zaman bu beraberinde işte biraz önce söylediğim hani eşitsizlikler ve eşitliğe ulaşabilmek için gidilmesi gereken yolda da eşitsizlikler dememin sebebi buydu. Farklıyız. Hı hı. Sosyal olarak da bunun üzerine insanlar topluluk halinde yaşamaya başladığından beri atfedilmiş dini ve sosyolojik olarak eklemlenmiş görevler vesaireler, ayrışımlar, inançlar eklenmiş. Dolayısıyla eşitsizlikler biyolojinin ötesine pekiştirilmiş. Dolayısıyla şey kabul ediyorum. Hani söylediği şey çok doğru. Ama her şey farklı biyolojimizden de çıkıyor. Hani biz bütün bu toplumsal ön yargılarımızı kırsak, dinleri bir kenara bıraksak, bütün inanç sistemimizi değiştirsek, gene kadın ve erkeğin biyolojik olarak farklılıkları şu sözünü ettiğim üç eşitliğe ulaşmadaki süreçte avantajlık ve dezavantajlık gibi şeyler yaratacak. En basiti, sen ve ben bunu yapmadık, belki de yapacağız, yapmayacağız onu bilmiyorum ama doğurmak. Yani hamileliğinin başından itibaren çok farklı bir sürece seni sokuyor zaten, net. Bu konuda ben bir kitaba ve bir makaleye atıfta bulunmak istiyorum. Bir iki sene önce Facebook'un CFO'su Sheryl Sandberg, Lean'in diye bir kitap yazdı. Bizde de Türkçe karşılığını bulamadılar, Lean'in diye bastılar. Ben de Migros'tan alıp okudum. Çok yaygın oldu yani bayağı, evet. Kitap yaygınlaştı. Sheryl Sandberg diyordu ki, onun jenerasyonundaki kadınların İş hayatında daha hırslı olduğunu, daha azimli olduğunu ama daha genç jenerasyondaki kadınların işte çocuk, aile kurmak, çocuk yapmayı düşünmeye başladıklarında işte toplantılarda daha az fikirlerini beyan eder hale geldiklerini, işte hırslarında, motivasyonlarında, sorumluluk alma isteklerinde bir düşüş olduğunu iş hayatında söylüyor. Ve diyor ki toplumun size biçtiği rolleri böyle içselleştirmeyin. Sizden önceki nesiller çok çaba gösterdiler bu hakları elde etmek için. Siz de biraz hırslı olun, motive olun ve hakkınızı arayın iş hayatında.
Yani bunu kadınların iş hayatında özellikle yüksek pozisyonlara gelememesini hırslı olmamalarına bağlayan bir bakış açısı var bu. Yani eğer biraz daha bu kendi içselleştirdiğiniz toplumun beklentilerini değiştirirseniz daha başarılı olabilirsiniz. O motivasyonu bulabilirsiniz içinizde diyor. Bu bir görüştü. Buna karşılık da Princeton Üniversitesi'nde siyasal bilgiler profesörü ve Princeton Üniversitesi'nde yanılmıyorsam kamu politikaları ile ilgili bir okul var. Onun başı olan Anne Marie Slaughter diye bir profesör hanım var. Biraz hanım kardeşler gibi oldu. Niye hanım dedim onu da bilmiyorum. Bir kadın. Bir kadın var. Ondan sonra o da Hillary Clinton'ın Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı döneminde Amerikan Dışişleri'nde çok yüksek ve etkili bir görevdeyken iki tane ergen oğlu varmış. O oğullarının yaşadığı problemler nedeniyle Princeton, New Jersey'ye geri taşınmak zorunda kalmış. Kocası yani oğlan oğullarıyla vakit geçirdiği yani hafta boyunca kocası ilgileniyormuş oğullarıyla ki kocası da Princeton'da profesör. Ama buna rağmen kocası ilgilendiği halde işte oğullarımın bana ihtiyacı var diyerek görevini bırakmış ve geri dönmüş. Bundan hareketle de diyor ki iş hayatı bu senin yaptığın alıntıya gelmek istiyorum aslında. İş hayatı erkeklerle ilgili varsayımlara göre şekillenmiş durumda. Kamusal hayat. Yani uzun saatler çalışalım, rekabet edelim, işte işimize bağlılığımızı gösterelim, kendimizi vakfedelim modunda. İşte mesai saatleri. Yani akademik dünya belki bu kadar değil ama işte bürokrasi, bürokratik işler, devletteki işler ya da kurumsal hayat. İşte hukuk büroları olabilir, benim çalıştığım gibi denetim şirketleri olabilir. İşinize bağlılığınızı biraz çalıştığınız saatlere göre ölçen bir düzenin içindeyiz. Bu da erkeklerle ilgili belki varsayımlara dayanan bir düzen. Ama buna işte kadınlara gel sen bunu seç, bu tercihinde de özgürsün. Ama bu erkeklere göre şekillenmiş bir iş hayatı aslında. Onlara göre şekillenmiş bir yaşam tarzı. Anne Marie Slaughter da diyor ki biz bunu değiştirmeye çalışalım. Yani kadın erkek eşitliğini biraz klişe olacak ama erkeklere benzeyerek, erkeklerin koşullarına göre oluşturulmuş bir sisteme entegre olarak değil, biraz kendi, yani dedi ki biyolojik farklılıklar var diye. Yani bizim farklı önceliklerimiz olabilir. Kadın kendisinden örnek veriyor. Yani ben oğullarımın yanına dönmek istedim diyor. Ve belki bir erkek bunu istemeyecekti ama ben istedim. Ve eğer daha esnek çalışma koşullarım olsaydı belki bunu yapmak zorunda kalmayacaktım diyor. Ve diyor ki işte kurumsal hayatta çalışma koşullarını esnetmemiz lazım. Ve işte insanlar diyelim ki belli bir saatte çıkacaklar, aileleriyle yemek yiyecekler. Sonra çocukları yatınca gene iş çalışmaya devam edecekler. Böyle işte mesela çok fazla seyahat etmeyecekler. Ve bu esneklik sağlanırsa belki erkekler de bundan yararlanacak diyor. Yani erkekler de ailelerine vakit ayırmak isteyecekler. Bu esnekliğin provaları yapılıyor galiba. Yayından önce size söyledim. Amazon sanırım bir hani şirket olarak ilk kez 30 saatlik haftayı denemiş mi veya deneyecek mi, hani yalan söylemeyeyim ama böyle bir haber okumuştum. Daha sonra doğrusunu öğrenir paylaşır sayfamızdan ama dediğin gibi evet, çalışma saatlerinin, çalışmanın doğasının değişmesi kadınlarla birlikte aslında erkekler için de birçok şeyi kolaylaştıracak ve eşitleyecek gibi görünüyor mu diyelim. Yani eşitleyecek yani değil de. Aile, yani şöyle bir argüman da yapılabilir. Dedi ki erkeklerin de hayatı zor diye. Yani diyebiliriz ki erkekler de belki aileleriyle daha çok vakit geçirmek istiyorlar. Ama bu fırsatta onlara gerekiyor. Verilmiyor. Evet. Yani orada ben şöyle düşünüyorum. Hani senin söylediklerinde bazılarını, cümleleri ben o şekilde kurmazdım. Sebebi de şu. Hani erkeklere göre düzenlenmiş iş dediğimiz şey aslında erkeklere de göre düzenlenmiş değil. Bir kurguya göre düzenlenmiş. İşte bu bahsedilen kurguya göre belki. Yani o aslında erkeklerin kendi yaptıkları tercih de değil. Sanırım onu, sen de bu fikrime katılıyorsun. Hani biraz önce söylediğinden onu anladım. Çünkü erkeğe aileyle ilgili birincil sorumluluk eve ekmek getirmesi olarak kurgulanmış. Dolayısıyla erkeklerin bilincindeki şey bu. Hani ben aileme önem veriyorsam, eğer mesaiye çağrıldıysam mesaiye de kalmalıyım. Hani ben işimi kaybetmemeliyim, ben eve belirli bir istikrarda para getirmeliyim gibi. Yani o erkeklerin üzerine atfedilmiş olan aile sorumluluğu ve çocuğa bakma sorumluluğu bu şekilde yüklenmiş. Yoksa ben eğer toplumsal kurgu bu şekilde değil de çocuk da
senin hamile kal, yani kadının hamile kaldığı andan itibaren kadınla birlikte tüm o süreçten geçmek olarak kurgulanmış olsaydı ki var böyle toplumlar, erkeklerin göğsünden süt geldiği bile gözlemlenmiş. Çünkü o süreçte eşinin yanında, yani hamile kalan kadının yanında birlikte o kadar vakit geçiriyorlarmış ki hormonları, kadınların hormonlarını imite etmeye başlıyormuş. Ve dolayısıyla göğüsleri süt doluyormuş. Sebebi ne? Böylelikle annenin emziremediği bir olabiliyor bazı annelerden. Emziremiyorlar. Baba emziriyormuş. Bunun haberini de paylaşalım o zaman. Ya bu bir çalışmaydı. Bu bir bilimsel makaleydi. Okuduğum bilimsel bir makaleydi. Hala avcı ve toplayıcı şekilde yaşayan bir grupla ilgili yapılmış antropolojik bir çalışmanın şeysiydi. Dolayısıyla aslında tamamen kurguyla alakalı. Yani erkeklerin de dolayısıyla hormonları kadın gibi geliştiği için o süreçte de o adamın da o çocuk doğduktan sonra onu bırakıp mesaiye kalmak isteyeceğini, eğer öyle bir sistemi olsaydı, tabii avcı ve toplayıcı şeklinde yaşadıkları için mesaiyle çalışmıyorlar ama zannetmiyorum. Yani sendeki o hormonal değişim erkekte de olursa ama sistem ona zaten baştan müsaade verdi. Gerekli şartlar sağlandığında erkekte de olabiliyor diyoruz. Peki o zaman son alıntımızı yapalım. Sonra da eksik bıraktığımız bir şey varsa tamamlarsınız zaten. Son olarak da Işıl Eğrikavuk diyor ki, asıl yarımlık istem dışı çocuk yapan annelerin ve baba olmayı sadece tohumlamak olarak gören erkeklerin ürettiği yarım kafalı, yarım ruhlu bir nesildir ki korkarım şu an bu yolda gidiyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu söz hakkında? En güzel şeyle bırak kapatıyor muyuz? Evet, böyle bir toparlama şeyi gibi oldu. Çok özür dilerim. Bir daha okur musun? Tabii, asıl yarımlık İslam dışı çocuk yapan annelerin ve baba olmayı sadece tohumlamak olarak gören erkeklerin ürettiği yarım kafalı, yarım ruhlu bir nesildir ki korkarım şu an bu yolda gidiyoruz. Yani ebeveyn olma sorumluluğunu içselleştiremeden yalnızca üremiş olmak için çocuk dünyaya getiren çiftlerin esas yarım kişiler olduğundan. İslam dışı olan kısmını çözemedim de hani. İslam dışı değil. Tamam, ben... O yüzden ben tekrar okumanı rica ettim. Yok, benim telaffuzum belki şeydi, özür dilerim. Yok, ben ikidir İslam ya da benim algıda seçiciliğim o yönde. İlginç, tamam. Evet, anladım. Valla çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi istem şöyle, çocuk yapmayı isteseniz bile, isteyerek yapmış olsanız bile, hiçbir ki mutlaka sosyal baskıların da şeyi vardır. Bu etkisi vardır. Evet. Ne zaman çocuk yapacaksın şeklindeki ne zaman çocuk yapacaksın değil, yapıp yapmamak konusunda. Yani bir kar zarar şeyi varsa insanın kafasında. Yani bu kadar soğuk konuşmak istemiyorum çocuk yapmak konusunda ama yani sosyal olarak kadın sosyal baskılar da bu terazinin dengesini değiştiren bir şey oluyor. Evet. Tamamen isteyerek yaptığını düşünelim ama gene de bir kadının çocuk yapınca ortaya çıkacak sorumluluğu ve iş yükünü bence öngörmesi imkansız. Ben çocuk yapana kadar hep işte büyüme yıllarımda, eğitim yıllarımda hep erkeklerle eşit olduğumu düşündüm. Çünkü öyle fırsatlarım eşitti. Ama çocuk yaptıktan sonra iş hayatında ve ev hayatında o dengeler kesinlikle değişiyor. Yaşamadan öğrenilmiyor. O yüzden yani tamamen isteyerek çocuk yapan birisinin bile hayal kırıklığına uğradığı zamanlar olabilir. Onu söyleyeyim yani. Evet, doğru söylüyorsun. Yani o yüzden erkeklerin de biraz yani şöyle, iş hayatının sorumluluğu da eşit dağıtılmalı. Erkeklerde Pınar Selim'in bir kitabı vardı galiba, Sürüne Sürüne Erkek Olmak. Yani dünyanın bütün yükünü de erkekler sırtlamamalı bir yandan. Evet. Aile hayatına katılmak, eşiyle zaman geçirmenin güzelliklerini yaşama fırsatı da olmalı erkeklerin. Ama kadınların da üzerinden yük biraz alınmalı. Yani şu anda şöyle bir şey var. Şu anda benim çalışabiliyor olmam bakıcılara bağlı. Bakıcıya bağlı. Yani senin hizmet satın alabiliyor olmana bağlı. Yani sorumluluk gene benim üzerimde. Tabii. Yani annenin üzerinde. Tabii. Ama ben taşer ediyorum bu sorumluluğu. Ya da maddi olarak onu şu an karşılayayım. O hizmeti satın alamayacak bir ailevi olarak... Ekonomik şeyinizde, gelir gider sisteminizde, dengenizde mesela şöyle bir karara varılsa, şu an bu hizmeti satın alamayacağız. Ne olacak o sorumluluk? O zaman bende olacak yine. O zaman hiç çalışamayacaksın.
Dolayısıyla burada bir eşitlik değil söz konusu olan. Ya da olan, evden çalışacak. Benim çocuğun bakma sorumluluğu, birinci sorumluluk annede. Anne bu işi başka birisine yaptırıyor. Hı hı. O başka birisiyle ilgili bir sorun çıkarsa senin, gene annede. Aynen. Evet. Doğru. Yani burada bir eşitlikten bahsedilemez. Şu anda kadınların çalışması bakıcılara bağlı. O yüzden. Ben burada şeyi çok sevdim. Baba olmayı sadece tohumlamak olarak gören erkekler diyor ve istem dışı çocuk yapan anneler. Gerçekten sadece üremiş olmak için üremek galiba yapılabilecek en yarım ve anlamsız şey gibi geldi bana. Hani tabii ki anne değilim, bilmiyorum. Anne olmaya yakın da değilim. Belki çok acımasızca geliyor ama bunları söylüyor olmam. Sadece üremiş olma eylemini gerçekleştirmek için yapılan ehliyet sahibi olmaksızın bu yönde atılan adımlar toplumun psikolojisini de etkiliyor gibi görünüyor uzun vadede ki Işıl Eğrikavuk da böyle demiş ki korkarım şu an bu yolda gidiyoruz hani böyle bir. Yani biyolojik olarak doğurgan olmak demek değil ki ebeveyn olmaya hazırsın. Evet. Yani işte bugün hormonların da sayesinde genç kızlar 11 yaşından itibaren biyolojik olarak doğurganlar belki. Yani bunun belki bir meziyet olmadığı ama yani evet, hani evet anlaşılmaz. Yani doğurabiliyor yani olmak demek değil ki doğurmak. Yani evet, ve onu sorumluluğunu taşıyabilmek. Bir de senin söylediğin şeye bir ek yapmak istiyorum. Bütün konuşmalarımızın birbirine çok güzel bir şekilde bağlanabiliyor olmasını çok seviyorum gerçekten. Dedin ya hani insan hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Daha önce de hani postmodern ilişkiler konuşurken beklentilerden bahsetmiştik. Yani hani ben de orada şey demiştim. Kadınların üzerine atfedilen en önemli, hani 21. yüzyıl kadınların üzerine atfedilen en önemli aslında beklenti de tam da bu. Hani kariyerde yaparım çocukta. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğraman beyaz da belki ondan. Yani hı-hı, beklentiler o kadar yüksek ki bizim jenerasyonun kadınları üzerinde. Ama gerçekler de belli. Ya da hani şu anki sistemin bize sunduğu gerçekler belli. Çıkartınca sen ekside kalıyorsun. Yani iki tarafta da tam aslında bu tam kadınlık, yarım kadınlık iki tarafta da tam hissedemiyorsun. Yani kesinlikle evde yani de tam hissedemiyorsun, aynen, işte de tam hissedemiyorsun. Aynen dediğin gibi. Yani o denklemi kurduğun zaman iki tarafta da hep terazide formülde bir sıkıntı var. Var. Ve bu yarımlığı belki de sadece kadınla kısıtlamamak da lazım. Demin bahsettiğimiz gibi hani benim aileme bakma sorumluluğum var. Aynen. Benim aileme en güzel sevgi gösterme yöntemim daha çok çalışmak ve onları para getirmek. Daha eve daha fazla para getirmek olmalı diye düşünen erkek de yarım kalıyor yani. Tabii tabii çocuğumu kolejde okutmak benim için daha önemli deyip çocuğuyla vakit geçiremeyerek o çocuk büyüyor. Yani sanırım bunu birçoğumuz kendi babamızda yaşamışızdır. Yani ben de babamı görmediğim 1-2 sene geçirdim çünkü gece çok geç geliyordu. Benim eskiden bir patronum vardı, o övünüyordu. İşte ben çocuklarımı görmeden İşte çocuklarım büyüdü. Hı hı. İşte sen de çok çalış, kadınlar işte doğum yaptıktan sonra kariyerlerinde ilerleyemezler. Hı. Sen de doğum yapmadan önce çalışabildiğin kadar çalış falan gibi bana tavsiyeleri var. Yani. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. O zaman toparlayalım. Evet. Bitirelim programı. Programa başlarken atladık fakat 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. Gelecek hafta birbirimize güveniyor muyuz diye bir soru hakkında sohbet etmeye karar verdik. Detayları ve hareket noktalarımızı zaten paylaşırız muhtemelen sayfamızdan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.